أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, selefin gölgesinden hayatımıza sohbetlerimizin ikincisini inşallah icra edeceğiz. Bu akşam nasibimize düşen, adımlarını takip ettiğimiz takdirde kurtuluşa kavuşacağımız sahabeden Miktat bin Amr radıyallahu anh'ı gündemimize alacağız. Dostlarının ifadesiyle Allah yolundaki ilk süvari, Allah yolunda cihad için atını ilk koşturan sahabi, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, İslam'ı ilk açıklayanlar 7 kişiydi buyurduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ammar ve annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Miktad radıyallahu anhuma diye sıralamaktadır. İslam dinine iman edenlerin ilki olmak, korkmadan, çekinmeden, tereddüt etmeden bunu büyük bir yüreklilik ile izhar etmek, müşriklerin baskı ve işkencelerine göğüs germek ve alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye selim bir kalp ile ulaşmak, başta Miktat bin Amr'ın, sonra da sahabenin en şerefli anlarıydı kardeşlerim. İslam dininin nuru Miktat bin Amr'ın kalbine girdikten sonra bu hidayetin ziyası kaybolmasın diye üstün bir gayret sarf etti ve Bedir'de öyle bir olay yaşandı ki sahabenin gıpta edeceği bir kahraman oldu. Abdullah İbni Mesud bu olaya şahitlik etti ve günümüz dünyasındaki Müslümanların dersler ve ibretler çıkartacağı şu sözlerin sahibi oldu. Dedi ki, Miktad'ın öyle bir haline şahitlik yaptım ki, bunun bende olması, yani bu tavrı, bu hareketi sergileyen ben olmam, benim için dünya ve içindekilerinden daha sevimliydi. Allahu Akbar. Acaba Miktat bin Amr ne yaptı ki Abdullah İbni Mesud gibi ilim, hikmet, amel, feraset sahibi bir sahabi bu sözleri sarf etmek zorunda kaldı. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a sözü bırakalım. Miktat bin Amr'ın gıpta edilecek davranışını kendisinden öğrenelim. Abdullah İbni Mesud dedi ki, Miktat bin Amr, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına atıyla geldi ve dedi ki, müjdeler olsun sana ya Resulallah, Allahu Akbar, müjdeler olsun. Vallahi biz sana İsrail oğullarının Musa aleyhisselama dediği gibi, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dedikleri gibi asla demeyeceğiz. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, Allah sana fetih nasip edinceye kadar önünde, arkanda, sağında ve solunda olacağız. Allahu Akbar. Kardeşlerim, sözler bu kadar. Abdullah İbni Mesud'un gıpta ettiği davranış ancak bu kadar. Bedir sabahı bir müşriğin kellesini
özellikle de Allah ve Resulüne eziyet etmiş, zulmetmiş, Allah'ı ve Resulünü gücendirecek, gadaplandıracak sözlerin sahiplerinin kellesini peygamberin önüne koyan bir tavırla gelmedi. Tamamen İbn-i Mesud'u gıpta ettirecek, ona doğru yönlendirecek bu sözlerden başkasını söylemedi. Ancak Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh devamla dedi ki, bu sözden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevindiğini ve yüzünün sevinçten parladığını gördüm. Kardeşlerim, bu olay Bedir günü Allah Resulü'nün ve ashabının Medine'den çıktıkları gündü. Zira Allah Resulü ve ashabı Şam'dan Mekke'ye doğru hareket eden Kureyş'in ticaret kervanlarına saldırıp onların mallarını ganimet olarak almayı planlamaktaydı. Bundan dolayı da başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere sahabeler kendilerini müdafaa edecekleri basit silahlarla kuşanmışlardı. Allah Resulü ve ashabı Kureyş'e ekonomik anlamda bir darbe vurmayı planlıyordu. Alemlerin Rabbi, aziz ve celil olan Allah'ın planı ise farklıydı. Allah Azza ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin planını Kureyş'in kulaklarına duyurdu ve Kureyş'in Mekke'den büyük bir ordu ile yola çıkmasını murad etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı işitir işitmez sahabenin, dostlarının, kardeşlerinin beraber yola revan olduklarının nasıl bir tepki göstereceklerini, iç dünyalarında nasıl bir duyguya sahip olduklarını görmek için hemen onlarla istişare yapma kararı alır. Sahabeler bir araya toplanırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk olarak Ebu Bekir radıyallahu anh, arkasından da Ömer bin Hattab radıyallahu anh güzel bir şekilde hitap eder. Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle ashabın 7. sırada iman edenlerinden Miktad bin Amr radıyallahu an ayağa kalkar, samimi, içten takva sahibi bir kişiye yakışacak şu sözleri söyler. Ya Resulallah, Allah'ın sana gönderdiği şeyi yap. Biz seninle birlikteyiz. Vallahi sana İsrail oğullarının Musa aleyhisselama sen ve Rabbin gidip savaşın, biz burada oturacağız dedikleri gibi demiyoruz. Ancak sen ve Rabbin savaşın, biz de sizinle beraberiz diyoruz. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki eğer bizi Benu Gamad yani Yemen'in bir bölgesine sevk etsen, senin dinini tebliğ etmen için seninle birlikte savaşacağız. Allahu Ekber. Kardeşlerim, bu sözler, ihlaslı ve samimi içten bu sözler, Rabbine teslim olmuş, ona köklü şekilde iman etmiş ama ashabının tavrı dolayısıyla Allah'tan korkan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü güldürmekle sınırlı kalmamıştır. Zira sadık kalpten çıkan bu güzel sözler sahabenin kalbinde büyük bir tesir oluşturmuştu. Tereddüt eden kimselerin sinesinde bir güven, kararlı olanların kalbinde ise cesaret meydana getirmişti. Tıpkı Ensar'ın lideri Sad bin Muaz radıyallahu anh'te olduğu gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü yaşanılan hadiseler karşısında muhacirin nasıl tavır sergileyeceğini çok iyi biliyordu. Ancak daha bedel ödememiş,
imanı taze olan Ensar'ın, Ensarlı Müslümanların bu Bedir günü sabahında nasıl tavır takınacakları konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz tereddütlüydü. Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere Miktad bin Amr radıyallahu anh sahabenin kalbinde büyük bir cesaret uyandırmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı merak ediyordu ve dedi ki bana fikrinizi beyan edin. Sad bin Muaz çağlayan bir nehir gibi kalbinden çıkan şu sözlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme güzel hitapları sürdürmeye devam etti. Dedi ki ya Resulallah, biz sana iman ettik ve seni tasdik ettik. Senin getirdiğinin hak olduğuna şahitlik ediyoruz. Senin hem peygamber olduğuna hem de Allah Azza ve Celle'nin indirmiş olduğu emir ve yasakların doğru olduğuna kesinlikle şehadet ederiz. Bundan dolayı sana işitip itaat etmek üzere söz verdik. İstediğini yap, seninle birlikteyiz. Seni gönderene yemin olsun ki bizi denize göstersen ve onun içine dalsan biz de seninle beraber dalanlardan olacağız. Tek bir kişi dahi arkamızda bırakmayacağız. Yarın bizi düşmanımız ile karşı karşıya getirmen konusunda da asla korkmuyoruz. Bizler savaşta sabırlı, düşmana karşı ise kararlı ve sadığız. Umulur ki Allah bizden sana gözünü aydınlatacak şeyler gösterir. Allah'ın bereketiyle bizi götür dedi. Sad'ın bu sözleri sonrası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevindi ve bir anda harekete geçti. Dedi ki yürüyün ve sevinin. Zira Allah bana iki şeyden birini vaat etti. Vallahi sanki şu an o kavmin sonunu görüyorum gibi. 21. yüzyılda düşmanların çetin saldırıları ve nefsimizin aymazlığı karşısında dert sahibi Rabbani alimlerin, hikmetli davetçilerin, korkusuz mücahitlerin, ümmet adına hayırlı işlerin öncülüğünü yapanların yüzlerine tebessüm, gönüllerine umut koyacak sözlerin ve davranışların sahibi olan Müslümanlara selam olsun. Davetin ve cihadın ehemmiyetsiz görüldüğü, kadrinin ve kıymetinin bilinmediği bu günlerde gayret ve sabır gösterenlerin önlerinde, arkalarında, sağlarında ve sollarında durarak Allah yolunda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini göstererek alimlerin, davetçilerin ve dert sahiplerinin yüreklerine umut olan ve özellikle de genç yaşında böyle tavırlar sergileyen kardeşlerime selam olsun. Yeri geldiği zaman evinde eşine ve evlatlarına, yeri geldiği zaman davet sahalarında Müslüman kardeşlerine, yeri geldiğinde cenk meydanlarında çarpışan mücahitlere yardımda bulunan mümine, saliha, sıddıka kardeşlerime selam olsun. Kınayanlara aldırış etmeden, ayıplayanların, set çekenlerin tavırlarına gözlerini yumarak Allah yolunda mücadele eden ve mücadele edenlere kararlılık, sebat aşılayan Miktad bin Amr gibi tavırların sahibi kardeşlerime selam olsun. Değerli Müslümanlar, Müslümanlar olarak zor bir zamandan geçmekteyiz. Söylemiş olduğumuz bazı sözler, yapmış olduğumuz bazı tavırlar bizim için önemli olmasa da
etrafımızda bulunanlar için damarlarda gezen kan hükmündedir. Bazen bir zenginin korkmadan gösterdiği cömertlik, bazen cesur bir gencin ümmete omzunu uzatması, bazen de samimi yüreklerden çıkan ulvi sözler birilerinin umuduna dönüşebilmektedir. Tıpkı Miktat bin Amr örneğinde olduğu gibi. Bedir günü o hem Resulullah Aleyhisselam'ın yüzünü güldürmenin hem sahabenin kalbinde cesaret uyandırmanın hem ilk defa atını cenk meydanlarında koşturmanın hem de cihatta sabır göstermenin ecrini ve mükafatını alacaktır ihlaslı tavrından dolayı. O gerçekten de muhlis, samimi bir kalbe sahip sahabi idi. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onu kardeşlerine emirlik yapması konusunda bir işe gönderdi. Geri döndüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emirlik konusunda, idarecilik konusunda ne düşünüyorsun diye sorduğunda samimi içten şu sözlerin sahibi oldu. Ya Resulallah, insanların tümünü benim kölem gibi sandım. Vallahi yaşamım boyunca bir daha bir işi yönetmeyi üstlenmem dedi. Bu sözler nefsine hakim olan, kıyamet gününde de alemlerin Rabbi olan Allah'a hesap verme konusunda korkan, takva sahibi bir kişiye aitti. Değerli kardeşlerim, zor bir zamanda alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmek gibi şerefli bir nimet ile mükafatlandırıldık. İnsanların davetten ve cihattan kaçtığı, Allah'ın dinine hizmet etmeyi kenara bıraktığı böyle bir zaman diliminde Allah'ın dinine sahip çıkmak, Allah'ın dinine sahip çıkanların arkasında olmak, yeri geldiğinde onları cesaretlendirmek, yeri geldiğinde onları umutlandırmak, Miktat gibi samimi kalplerin üzerine bir görevdir. Özellikle genç kardeşlerim, ne olur Miktat bin Amr'ın samimiyetini kendinize şiar edinin. Alimlere, davetçilere, dert sahiplerine, öncü şahsiyetlere, Kur'an ve sünnetin gölgesinde insanlara idarecilik yapanlara benim nasıl bir yardımım dokunur, ben onlara nasıl yardım edebilirim diye düşündüğünüz zaman Miktat bin Amr'ın tavrı sizin için örneklik teşkil etsin. Unutmayın, alimler de, davetçiler de, mücahitler de, cenk meydanlarının sağlam komutanları da, Kur'an ve sünneti kendine şiar edinmiş idareciler de yeri geldiğinde umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılabilir. Yeri geldiğinde alemlerin Rabbi olan Allah'ın dinine hizmet etme konusunda tembelleşebilir. Sizler sözlerinizle, Miktat gibi tavırlarınızla etrafınızda bulunan salih insanlara büyük katkılarda bulunup alemlerin Rabbi olan Allah'tan iki ecir alabilirsiniz. Miktat bin Amr bize bu konuda elhamdülillah güzel bir örnek olmuştur. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde kendisi Peygamber aleyhisselamı görmeyen tabi'in nesliyle birlikte otururken o sıra oradan bir adam geçti ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören şu iki göze ne mutlu. Vallahi senin görmüş olduğun şeyleri görmeyi çok arzu ederdim diyerek çok hayırlı ve güzel şeyler söyledi. Ancak hikmet sahibi, ihlas sahibi Miktat bin Amr radıyallahu an başta tabi'in nesline sonra kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara özellikle de peygamber döneminde yaşayarak
Peygamber aleyhisselamı görmek isteyen gönüllere çok anlamlı bir ders verdi. Dedi ki, sizden biriniz ne oluyor da Allah'ın göstermediği şeyi görmeyi temenni ediyor. Yani Peygamber aleyhisselamı göstermemek Allah'ın sizin kaderinize yazdığı bir yazıdır. Sonra devam etti. Dedi ki, halbuki eğer görse gördüğünde ne durumda olacağını bilmez. Vallahi Resulullah'ı öyle kimseler gördü ki, ona öyle kimseler şahitlik yaptı ki ona inanmadılar. Onu tasdik etmediler ve Allah da onları burunları üzere cehenneme attı. Allah'a hamd etmiyor musunuz? Sizden başkalarının imtihan edilmesiyle sizler kurtuldunuz. Vallahi Nebi Aleyhisselam bir nebinin gönderilebileceği en şiddetli ortama gönderildi. Onlar putlara tapmaktan daha iyi bir din olduğunu bilmiyorlardı. O Furkan ile geldi. Öyle ki kişi babasının, çocuğunun veya kardeşinin kafir olduğuna şahitlik etti. Allah kişinin kalbini imana açtı ve o kişi ateşe giren kişinin helak olacağını anladı. Yakınının ateşte olduğunu bildiği halde mutlu, yani gözün aydın olamadı. Zira ayette Rabbimiz bizlere eşlerimizden ve soyumuzdan göz aydınlığı olacak kimseler ver buyurdu. Evet kardeşlerim, Miktat radıyallahu anh başta muhatap olduğu kardeşine ve sonra da kıyamete kadar gelecek olan müminlere büyük bir ders verdi. Tabii ki Peygamber aleyhisselamı görmek büyük bir bahtiyarlıktır. Tabii ki Peygamber aleyhisselamın meclisinde oturmak büyük bir şereftir. Ancak bu şeref iman edip salih amel işleyenlere aittir. Bu iman ve amelde sebat edip Allah'a kavuşanlara aittir. Değilse Miktat bin Amr'ın da dediği gibi nice gözler Peygamber aleyhisselamı gördü ancak yalanladı. Nice kimseler onun meclisinde oturdu ancak onun arkasından alay etti. Allah da o bedenleri bir kütük gibi cehennem ateşinde yakmayı murad etti. Değerli kardeşlerim, hikmet sahibi, Allah yolunda cihad etmekten geri durmayan Miktat bin Amr, günümüz dünyasında yaşayan Müslümanlar için bir kandil ve bir nur olmuştu. Kendisi kilolu bir sahabe, öyle ki görenlerin bedeninin büyüklüğünde şaşırdığı bir yiğitti. Yaşlanmış, vücudu gittikçe ağırlaşmış, bir gün cenk meydanları için tekrar hazırlık yaptığı sırada bir kişi yanına yaklaştı ve dedi ki, Allah Azza ve Celle senden cihadı mazur gördü. Yani senin cihad etmene gerek kalmadı. O kardeşine döndü ve Tevbe suresinin ayetlerini okuyarak, gerek hafif gerek ağırlıklı olarak Allah yolunda çıkın ayeti bizim diyor mazeretlerimizi ortadan kaldırdı. Allahu Ekber. Davet ve cihat meydanlarının sahipsiz kaldığı ve her birimizin, ki başta kendi nefsimi ilan ederek, Allah yolunda kaçmak için, Allah'ın davet ve cihat sahalarından uzaklaşmak için bahaneler aradığımız bu günlerde Miktat radıyallahu an bu anlayışıyla da bizler için büyük bir ibretlik, büyük bir ders olacaktır kardeşlerim. Allah Azza ve Celle Miktat bin Amr'ın hayatından dersler çıkartmayı bizlere nasip etsin. Çok kilolu olan bu sahabemiz zayıflamak ve vücudundaki yağların erimesi için içmiş olduğu bir ilaç tarafından zehirlenip alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye kavuşmuştur. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, lütfu ve keremi, rızası Miktat bin Amr'ın, onu sevenlerin
ve onun yolunda gitmek isteyenlerin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ma salavatı.